Aragorn'un hikayesi. Aragorn 1 Mart 2931 yılında dünyaya geldi. Doğumundan 2 yıl sonra babası Aragorn Björk okuyla gözünden vurularak öldürüldüğü zaman Dúnedain'lerin 16. reisi oldu. Annesi Gilraen onu Eirik Vadi'ye yaşaması için Elrond'un yanına götürdü. Elrond ona babalık etti ve onu kendi oğlu gibi sevdi. Onu Ester, yani Umut diye çağırıyorlardı. Çünkü düşman Isildur'un varislerini arıyordu. Aragorn'a 20 yaşına gelene kadar kim olduğu söylenmedi. Elrond onun artık olgunlaştığına karar vermişti. Ve ona Isildur'un yadigarlarını verdi. Barahir yüzüğünü ve Isildur'un parçalarını. Sonraki gün Lothlórien'den Eirik Vadi'ye gelen Arwen'le karşılaştı. Ona Lúthien'i hatırlattı. Yani ölümlü bir adam olan Beren için ölümsüzlüğünden vazgeçen elfi. Arwen'e aşık olmuştu. Ama Elrond buna karşı çıkmıştı. Çünkü Arwen de Tinuvier gibi ölümsüzlüğünden vazgeçmek zorundaydı. Aragorn Elrond'un izniyle Rivendell'ı terk etti. Ve ertesi gün annesine Elrond'a ve Arwen'e veda edip yaban ellere gitti. 30 yıl boyunca Sauron'a karşı savaştı. Bu süre zarfında Moria'ya gitti. Hatta Sauron'un planlarını öğrenmek için Mordor topraklarını keşfetti. 2956 yılında Gandalf'la dostluk kurdu. Onunla birlikte birçok tehlikeye atıldı. Ama daha çok yaban ellerde tek başınaydı. Rohan kralı Teengel adına Rohirrimlerle at sürüyor, Gondor hükümdarı II. Exelion için hem karada hem denizde savaşıyordu. Exelion ona kaptan unvanını verdi. Aragorn kimliğini gizli tutuyordu. Adı Thorongil'di. Yıldızın kartalı anlamına geliyordu çünkü. Çok çabuktu ve keskin gözleri vardı. Saruman'a güvenmemesi için Exelion'u uyarmıştı. Ama bir gün ortadan kayboldu ve Gondor için savaşmayı bıraktı. 2980 yılında Lórien'e vardı ve Galadriel Hanım tarafından gizli ülkeye kabul edildi. O bilmiyordu ama Arwen de oradaydı. Bir süre için annesinin akrabalarıyla kalıyordu. Ve burada Aragorn Arwen'e Kerin Amroth'ta evlilik sözü verdi. Ama Aragorn Rivendell'e dönüşünde Elrond kızı Arwen'in Gondor ya da Arnor kralından başka kimsenin karısı olamayacağını söyledi. Bunun üzerine Aragorn yeniden yaban ellere doğru gitti. Riador annesi Gilraen'i ziyarete gitmişti. Gilraen artık fazla vaktinin kalmadığını, yaklaşan gölgeyi kaldıramayacağını ve yakında öleceğini söyledi. Ama Aragorn onu, yine de karanlığın gerisinde bir ışık olabilir. Eğer öyleyse sizin bunu görüp mutlu olmanızı dilerim diyerek teselli etmeye çalıştı. Fakat o sadece şu cevabı verdi. Ümidi Dúnedain'e verdim ben. Kendime hiç saklamadım. Gilraen 3007 yılının baharında öldü. 3001 yılında Bilbo Baggins'in yüzüğünün Frodo'ya geçtiğini ve Gandalf onun tek yüzük olabileceği korkusunu Aragorn'a paylaştı. Aragorn Gandalf'a Gollum'u aramalarını tavsiye etti. Yıllar boyunca Mirkwood'da Anduin'in vadilerinde Morgul Vadisi'nde Gollum'u aradı. Ama en sonunda Gollum'u ölü bataklıklarda yakaladı. Ve onu Mirkwood'a, Kral Tuarandi'nin hüküm sürdüğü topraklara getirdi. Ve Gollum 3018 yılına, yani kaçana kadar burada yaşadı. 1 Mayıs 3018 yılında Shire'de Sarn Irmağı'nda Gandalf'la karşılaştı. Ve burada Frodo'nun tek yüzükle Shire'i Eylül'de terk edeceğini öğrendi. Aragorn bir seyahate çıktı.
ve birkaç ay geri dönmedi. Geri döndüğünde ise dokuzların tekrar ortaya çıktığını ve Frodo'nun Hobbit arkadaşlarıyla Biri'ye gittiğini öğrendi. Frodo köşede oturan Aragorn'u hancıya sorduğunda Aragorn, Frodo ve diğer üç Hobbit'e doğru hareket etti. Hancı kaymak pürüzü Frodo ile konuşmasını engellemeye çalıştı ama Frodo'ya yaklaşmayı başardı. Hobbitler anda otururken Frodo'nun dikkatini bir yabancı çekmişti. Kaymak pürüzüne sorduğunda bir kolcu olduğunu, tekin olmadığını öğrenmişti. Bir süre sonra Aragorn Frodo ile konuşmak istemişti. Onlar konuşurken Pippin'in andaki diğer insanlarla konuşurken kendisinden ve hatta yüzükten bahsedebileceğinden korkarak bir şey yapması gerektiğini anlamış ve bir masaya çıkıp şarkı söylemeye başlamıştı. Fakat tam o anda yüzük her nasılsa parmağına geçmiş ve ortadan kaybolmuştu. Frodo kendini aptal gibi hissediyordu. Ne yapacağını bilemediğinden masaların altından emekliye yol gezerin istifini hiç bozmadan, düşüncelerini dışa hiç yansıtmadan oturmakta olduğu karanlık köşeye süzüldü. Sırtını duvara dayayıp yüzüğü çıkarttı. Parmağında ne aradığını hiç bilmiyordu. Olsa olsa şarkı söylediği sırada cebinde onu evirip çeviriyordu da düşerken kendini korumak için yaptığı ani bir hareket de her nasılsa parmağına geçivermişti. Bir an, acaba yüzük ona bir oyun mu oynadı diye geçti aklında. Belki de odanın içinden gelen bir dilek veya emre uyup kendi kendini ortaya çıkarmak istemişti. Aragorn, Nazgûl'lerin Frodo'nun ve tek yüzüğün peşinde olduğunu söyledi. Ve onlara rehberlik ve korumalık yapmayı teklif etti. Tam bu sırada kaymak pürüzü odaya gelerek Gandalf'ın yazmış olduğu mektubu onlara gösterdi. Aragorn sonra kırılmış Narsil'in parçalarını gösterdi. Frodo'yu yaşadığı sürece koruyacağını yemin etti. Ve Frodo bu yemini kabul etti. Aragorn Hobbitleri odalarına gönderdikten sonra gözcülük yapmak için uyanık kaldı. Ve Han o gece Nazgûl'ler tarafından saldırıya uğradı. Ama Hobbitleri bulamadılar. Ertesi gün Biri'yi terk edip Fırtına Başı Tepesi'ne doğru yola çıktılar. Ne kadar sessiz gitseler de Nazgûl'ler peşlerindeydi. Aragorn'un tüm tedbirlerine rağmen Nazgûl'lerin beşi onları fırtına başında yakaladı ve kamplarına saldırdı. Cadı kral Frodo'nun sol koluna zehirli bıçağını sapladı. O sırada Aragorn iki elinde birden alevli odunlarla ortaya çıktı ve Nazgûl'ler oradan kaçtı. Aragorn onu güneşin doğuşuna kadar Atheras'ın yardımıyla da canlı tutmaya çalışıyordu. Tekrar yola çıktılar. Rivendell yolunda Glorfindel onları buldu. Glorfindel tam yere yığılırken Frodo'yu yakaladı, şefkatle kucağına aldı. Yeniden yola koyulduklarında Glorfindel daha hızlı olmaları için uğraşıyordu. Çünkü Nazgûl'ler hala peşlerindeydi. Arkalarındaki yarmadan hala ayak seslerini andıran bir yankı, rüzgar gibi bir uğultu geliyordu. Glorfindel bir an için geri döndü ve bağırdı. Kaçın! Kaçın! Düşman yetişti! Kaçın! Hobbitler yamaçtan aşağı koşuyor, Glorfindel ve Aragorn artçı olarak onları takip ediyordu. Frodo Glorfindel'e hemen itaat etmedi. Dizginleri çekip hayvanı yavaşlatarak geri döndü. Frodo tüm benliğiyle anladı ki sessizce ona beklemesini emrediyorlardı. Bunu fark eden Glorfindel atı seslendi. Norelim, Norelim, Norelim Asfalat. Bu sırada Elrond ve Gandalf yardıma yetişmişti. Ve nehri kötülüğe karşı koymaları için uyandırdı. Süvariler sulara yenik düştü ve kaybolup gittiler. Ve Frodo emniyet içinde ayrık vadiye ulaştı. O sırada Arwen de oradaydı ve Aragorn'la Rivendell'da tekrar birleştiler. Ve Elrond'un divanı 25 Ekim'de toplandı. Divanda yüzüğün tüm tarihçesi anlatıldı. En sonunda yapılacak en doğru hareketin yüzüğü yok etmek olacağına ve Frodo'nun yüzüğü Orodrin'e yani Ateş Dağı'na kadar götürüp atacağına karar verildi.
Yüzüğün yoldaşları da 9 tane olacaktı. Tıpkı 9 Nazgûl gibi. Ve gelecek herkes Orta Dünya'nın hür halklarını temsil edecekler. Elfler, yüceler ve insanlar. Elfler adına Legolas gelecek, yüceler adına da Gloin oğlu Gimli. İnsanlar adına da Aragorn oğlu Aragorn ve Gondorlu Boromir bulunacaktı. Bunun dışında gruba rehberlik edecek Gandalf ve daha sonrasında Sam, Pippin ve Merry de dahil olacaktı. Divan toplantısı bittikten sonra Elendil'in kılıcı elf demirciler tarafından dövüldü. Ve kılıcın üzerine hilal şeklindeki ayla ışıyan güneş arasına yerleştirilmiş 7 yıldız nişanı çizilip etrafına bir sürü rün yazıldı. Çünkü Aragorn oğlu Aragorn, Mordor'un ordularına karşı savaşa gidiyordu. Kılıç tekrar bütünlendiğinde pırıl pırıl olmuştu. Ve Aragorn kılıca yeni bir isim takarak ona Anduril, yani Batı'nın Alevi dedi. 25 Aralık'ta kardeşlik Ayrık Vadi'yi terk etti ve yola çıkıldı. Büyük macera başlamak üzereydi. Ayrık Vadi terk edildikten sonra kardeşlik Karadras geçidine doğru yöneldi. Gandalf öndürüyordu. Yanında ise bu toprakları karanlıkta bile tanıyan Aragorn gidiyordu. Kardeşlik Karadras'ın öbür yamacındaki Kızılboynuz geçidinde bir kar fırtınasına yakalanmıştı. Düşe kalka yürüyorlardı. Karda göz gözü görmez olmuştu. Kısa süre sonra Aragorn ve Boromir bile yürümekte zorluk çeker olmuşlardı. Tepelerdense koca koca taşlar tepelerine doğru yağıyordu. Ve daha fazla ilerleyemeyeceklerini anlamışlardı. Ve orada konaklamaya karar verdiler. Sabah uyandıklarında yolun yavaş yavaş kapandığını gördüler. Aragorn grubun en uzun boylusuydu. Fakat hemen hemen onun kadar boylu olan Boromir daha iri yapılıydı. Ve başı o çekiyordu. Bir süre daha ilerlediklerinde Karadras yolunun kar nedeniyle kapanmış olduğunu gördüler. Karadras onları alt etmişti. Ve başka bir yoldan gitmeye karar verdiler. Moria yolundan. Aragorn Moria madenlerinden geçmeyi reddetmiş, Boromir Rohan geçidinden geçmeyi teklif etmişti. Ama bu teklif Saruman'ın o bölgede gücünün fazla olduğu için reddedildi. Aslında kardeşliğin de genel kararı Moria'dan geçmemekti. Ama o sırada vakların sesi duyuldu ve artık kaçmalarının tek yolu Moria'ydı. Gece boyunca vaklardan korunabilmek için küçük bir tepeye tırmandılar. Büyük bir vark sürüsü toplanmış ve dört bir yandan saldırıya geçmişlerdi. Kardeşlik 15 Ocak 2019'da madenlere girmeyi başarmıştı. Sessizce Moria'dan geçmeyi planlıyorlardı. Ama orklar Moria'yı ile geçirmişlerdi. Ama geri dönemeyecekleri için yollarına devam ettiler. Kardeşlik Mazarbul odasına ulaşmıştı. Burada cücelerin Moria'dan kaçtığını öğrendiler ve salona dönmeye karar verdiler. Daha Gandalf sözünü ancak bitirmişti ki davul sesleri duyulmaya başladı. Orklar madenlerinde davetsiz misafirler olduğunu anlamıştı. Gene sert bir boru sesi ve tiz çığlıklar koptu. Ayak sesleri koridordan yaklaşmaktaydı. Gruptakiler odayı çınlatan bir gürültüyle kılıçlarını çektiler. Glamdring soluk bir ışık yayıyor, Sting de mavi mavi pırıldıyordu. Boromir omzunu batıdaki kapıya dayadı. Boromir ileri fırlayarak bütün gücüyle kılıcını o kola indirdi. Fakat kılıç çınlayarak geri sekti ve sarsılan elinden yere düştü. Keskin yanı çentilmişti. Kapıda bir çatırtı sesi duyuldu. Sonra darbeler yağmur gibi yağmaya başladı. Şahmerdanlar ve tokmaklarla saldırıyorlardı kapıya. Çatlaklar oluştu ve kapı daha fazla dayanamayarak açıldı. Orklar ıslıklar çalarak içeri yağdı. Bir boru sesi ve koşuşturan ayak sesleri duyuldu. Orklar birbiri ardı sıra atlayarak odaya doldular. Kaç tane olduklarını grup sayamadı bile. Çok zorlu bir çatışmaydı. Ama savunmanın şiddeti de
orklara kötü bir sürpriz olmuştu. Legolas iki tanesini gırtlaklarından vurdu. Gimli, Balin'in mezarını atlayan Bilin'in bacaklarını biçti. Boromir ile Aragorn birçoğunu kılıçtan geçirdi. 13 tanesi düşünce geriye kalanlar kafasında bir sıyrık olan Sam hariç müdafacılara hiç zarar veremeden vıyaklayarak kaçtılar. İlerledikten bir süre sonra bir Balrog'un sesini duydular. Dorin'in felaketinin sesini. Khazad-dûm köprüsünde Gandalf onu karşılamak için durdu. Gandalf asasıyla köprüyü kırdı ve Balrog aşağı doğru düştü ama yanında Gandalf'ı da sürükledi. Gandalf'ı kurtarmaları için zaman yoktu ve yollarına devam ettiler. Aragorn yoluna çıkan ork komutanını devirdi. Diğerleri de Aragorn'un hiddetinden dehşete kapılarak kaçtılar. Onları kale bile almadan önlerinden esti geçti grup. Koşarak kapılardan çıkıp Moria'nın eşiğinden yılların yıprattığı muazzam merdivenlerden aşağı atıldılar. Böylece nihayet umudun ötesinden gökyüzünün altına çıkıp rüzgarı yüzlerinde hissettiler. Aragorn artık kardeşliğin liderliğini almıştı ve onları madenlerden çıkarmayı başarmıştı. Lothlórien'e doğru gitmeye karar verdiler. Galadriel onları Lothlórien'e kabul etti ve dinlenmelerine izin verdi. Kardeşlik Lórien'e veda etmeye karar verdiğinde Galadriel onlara armağanlar verdi. Galadriel Aragorn'a kılıcına uygun bir kın vermişti. Kın gümüş ve altından kabartma çiçek ve yaprak motifleriyle bezeliydi. Elf rünleriyle Andruil'in ismi ve sicerisi yazıyordu. Ve Aragorn eğer Lórien topraklarından geçerse diye Arwen tarafından bırakılmış kartal şeklindeki gümüş broşu aldı. Artık yolculuk için her şey hazırdı. Kardeşlik kayıtlara yerleşti ve Ulunehir'e doğru kürek çekmeye başladılar. Lórien'e veda edilmişti. Planları Rohan'dan geçip Mordor'a ulaşmaktı. Gollum da kendilerini takip ediyordu. Ama Anduin tahmin ettiklerinden hızlı akıyordu. Serngebir'e gereğinden fazla yaklaşmışlardı. Daha o seslenirken Frodo kayın alt omurgasının bir kayaya sürtündüğünü hissetti. Tam o anda yay kirişinden çıkan sesler duyuldu. Üzerlerinden birkaç ok ıslık çalarak geçti. Bazıları aralarına düştü. Bir tanesi Frodo'nun omuzlar arasına isabet etti. Frodo küreği bırakıp bağırarak öne sendeledi. Fakat ok gizli zırh tarafından engellenerek geri sekti. Bir başka ok Aragorn'un kukulatasını delip geçti. Bir üçüncüsü Merry'nin elinin hemen yanına ikinci kayın bordo trizine saplandı kaldı. Sam doğu kıyısının altında uzanan çakıllı sahilde kara kara şekillerin ileri geri koşturduklarını görebiliyordu. Çok yakın görünüyorlardı. Hepsi öne eğilip kürekleri asılmışlardı. Sam bile yardım ediyordu. Her an kara tüylü okların ısırığını bekliyorlardı. Bir sürü ok başlarının üzerinden geçiyor ya da yakınlarda suya saplanıyordu. Ama başka isabet eden olmadı. Karanlıktı ama orkların gece gözlerine yetecek kadar ışık vardı gene de. Yıldızların ışıltısı altında kurnaz düşmanlarına pek güzel hedef teşkil edebilirlerdi. Fakat anlaşılan Lórien'in gri pelerinleriyle elf yapımı kayıkların gri tahtaları Mordor'un okçularının kötü niyetini alt etmişti. Var güçleriyle kürek çekmeye devam ettiler. Karanlıkta gerçekten hareket ettiklerinden bile emin olmak mümkün değildi. Fakat yavaş yavaş sudaki anafor azaldı. Ve doğu kıyısındaki gölgeler tekrar gece içinde solup gittiler. Kestirebildikleri kadarıyla sonunda yeniden nehrin ortasına varmış ve kayıklarını çıkıntı yapan kayalardan uzaklaştırmışlardı. Sonra kayıklarını yarım döndürerek bütün güçleriyle batı kıyısına sürdüler. Suya uzanmış çalıların gölgesi altında duraklayıp soluklandılar. Legolas da kendilerine saldıran Nazgûl'ün uçan bineğini Lórien'den aldığı yayla vurmuştu. Bir süre sonra Aragorn kayıkları akıntıya karşı geri döndürdü. Bir müddet su kenarını tarayarak gidip nihayet küçük sığ bir koy buldular.
Burada suya yakın birkaç küçük ağaç yetişmişti. Gerilerinde ise dik kayalık bir yamaç yükseliyordu. Grup burada durup şafağı beklemeye karar verdi. O gece ilerlemeye çalışmak faydasızdı. Kamp kurmadılar. Ateş de yakmayıp birbirlerine yakın demirlenmiş kayıklarında büzüşüp yattılar. Gün ışığında kardeşlik tekrar yola çıktı. Argonaut'un kral sütunlarından geçip Amonen'de durdular. Burada karar vereceklerdi. İki seçenek vardı. Ya Boromir'le birlikte batıya dönüp Gondor adına savaşacaklardı veya doğuya gidip korku ve gölgeye doğru yöneleceklerdi. Bu seçimi Frodo'ya bıraktılar ve Frodo da düşünmek için bir saat istedi. Frodo ormanda dolaşırken Boromir yanına yaklaştı. Minas Tirith'e gitmesini söyledi. Frodo bunu reddedince yüzüğü almaya çalıştı. Bunun Minas Tirith'i kurtaracağına inanıyordu. Frodo yüzüğü takıp ortadan kayboldu. Ve Boromir yaptığı hatayı anladı ama artık çok geçti. Boromir onların yanına geldi ve olanları anlattı. En azından bir kısmını. Hepsi ayrılıp Frodo'yu aramaya başladılar. Aragorn hızla fırlayıp Sam'in peşinden gitti. Sam, Frodo diye bağırarak nefes nefese kanter içinde yokuş yukarı koştururken üvezler arasındaki çimenlikte ona yetişti. Hızla patikadan yukarıya vurdu. Sam elinden geleni yapıyor. Ama kolcu yol gezere ayak uydurması imkansızdı. Çok geçmeden geride kaldı. O daha azıcık ilerlemişken Aragorn ileride gözden kaybolmuştu bile. Sam oflayıp puflayarak durdu. Aniden alnına bir şaplak indirdi. Sam, Frodo'nun kayıklara doğru gitmiş olduğunu anlamıştı. Frodo, henüz yola çıkmadan onu yakaladı ve Frodo ile birlikte doğuya doğru yol aldılar. Aragorn tepeye hızla tırmanmaya devam ediyordu. Orada Frodo'nun zirveye koşup tekrar geri döndüğünü fark etti. Tam etrafı gözetlerken keskin kulakları aşağıdan nehrin batı yakasındaki ormanlık alandan gelen sesleri yakaladı. Doğruldu. Bağrışmalar vardı. Aralarından dehşet içinde orkların haşin seslerini seçebildi. Sonra birden derinden gelen bir sesle büyük bir boru uyutturuldu. Ses muazzam bir aykırışla kükreyen şelalelerin üzerine yükseldi. Tepelere çarpıp boşluklarda yankılandı. Aragorn, Boromir'in borusu. Müşkül durumda. Bu Boromir'in borusu. Diye karşılık verdi. Aragorn koşarken bağrışmalar giderek yükselmişti. Ama şimdi daha zayıftılar ve boru çaresizlik içinde üfleniyordu. Orkların çığlıktan vahşi ve tiz sesleri yükseldi ve aniden boru sesleri kesildi. Aragorn son yamaçtan aşağı koştu. Fakat daha tepenin eteğine varmamıştı ki sesler iyice zayıfladı. Sola dönüp onlara doğru koşarken geri çekildiler. Sonunda tamamen duyulmaz oldular. Aragorn parlak kılıcını çekip Elendil diye bağırarak ağaçların içine daldı. Bartgale'nin bir mil kadar ötesinde gölden pek uzak olmayan küçük bir açıklık alanda Boromir'i buldu. Sırtını ulu bir ağaca dayamış, sanki dinleniyormuş gibi oturuyordu. Fakat Aragorn onun bir sürü kara tüylü okla dişilmiş olduğunu gördü. Kılıcı hala elindeydi ama kabzasına yakın bir yerden kırılmıştı. İkiye ayrılmış borusu yanı başındaydı. Etrafında ve ayaklarının dibinde bir yıl ork ölmüş yatıyordu. Ve aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. Frodo'dan yüzüğü almaya çalıştım. Çok üzgünüm. Cezamı çektim. Hobbitler nerede? Uçukluklar. Orklar onları aldı. Merry ve Pippin'i aldılar. Galiba ölmediler. Orklar onları bağladı. Elveda Aragorn. Minas Tirith'e git. Ve halkımı kurtar. Ben yenik düştüm. Hayır, sen kazandın. Pek az insan böyle bir zafer kazanmıştır.
Huzur içinde ol. Sana söz veriyorum. Minas Tirith düşmeyecek. Boromir gülümsedi ve bir daha da asla konuşmadı. Nehre indiklerinde sadece iki kayık kaldığını gördüler. Böylece Frodo'nun doğuya doğru gittiğini anlamışlardı. Gimli Boromir için ağaçlardan kaba bir tabut yaptı. Boromir'in miğferini, yarılmış borusunu ve kılıcının kabzasıyla kınını yanına koydular. Ayaklarının altına da düşmanlarının kılıçlarını ve onu şelalenin akışına doğru bıraktılar. Bir süre daha kürek çekip Partgalen'den ayrıldılar. Merry ve Pippin'i kaçıran Uruk-hai ve dağlı adamların peşine düştüler. Aragorn, evet, hepimizin cücelerin dayanıklılığına ihtiyaç olacak. Umudumuz olsun olmasın. Düşmanımızın izini takip edeceğiz. Eğer biz daha hızlı çıkarsak vay onların başlarına. Üç soy, elfler, cüceler ve insanlar arasında dilden dile dolaşan bir efsaneye dönüşecek bir kovalamaca olacak bu. İleri üç avcılar. Üç avcılar hobbitleri kurtarmak için Uruk-hai'lerin izini sürüyordu. Aragorn topraktaki izleri inceleyerek Urukların nereye gittiğini anlamaya çalışıyordu. Daha şimdiden doğu tarafındaki gök soluklaşmaya başlamıştı. Yıldızlar soluyor, gri bir ışık yavaş yavaş büyüyordu. Kuzeyde biraz ileride cılız bir derinin döküle döküle, kıvrıla kıvrıla vadide taşlık bir yol açmış olduğu bir kıvrıma geldiler. Bu kıvrımın içinde biraz çalı yetişmişti ve her iki yanında çimenlik bazı yerler vardı. Artık düşmanlarını günün berrak ışığında izliyorlardı. Öyle görünüyordu ki orklar mümkün olduğunca hızlı ilerlemişlerdi. İzler onları dik kayaların tepesi boyunca kuzeye yönlendirdi. Ve zamanla şarıltıyla aşağı doğru akan bir derenin bir kayanın içine oyduğu derin bir yarığa vardılar. Aragorn yere eğilerek otların üzerinden bir şey aldı. Sonra koşarak geri geldi. Galadriel'in kendilerine verdiği elf belerinin broşürleriydi. Bir gün ve gece kadar iz sürmeye devam ettiler. Ama aralarındaki mesafe bir türlü kısalmıyor. Çünkü Uruk-hai'ler gece gündüz demeden yollarına devam ediyorlardı. Böylece takiplerinin üçüncü günü başladı. Günün bulutlar ve arada bir görünen güneşle dolu uzun saatleri boyunca kah hızlı hızlı yürüdüler, kah koştular ama sanki içlerinde yanan ateşi hiçbir yorgunluk söndüremezmiş gibi hemen hemen hiç durmadılar. Biraz daha ilerledikten sonra kendilerine doğru gelen atlıların sesini duyup saklandılar. Gelen Rohirrim'di. Aragorn liderleri Eomer'le uzun uzun sohbet etmişti. Ona güvendikten sonra kimliğini açıklamış, Urukları neden takip ettiklerini anlatmıştı. Eomer onlara daha rahat iz sürmeleri için yedek atlardan ikisini onlara verdi. Aragorn'a verdikleri koyu kriyi ve iri bir attı. Ve adı Külteri'ydi. Legolas'a ise daha küçük bir at verdiler. Adı da Tizdi. Yola çıktıktan sonra geceye doğru Rohirrimler tarafından yok edilip yakılmış ork yığınıyla karşılaştılar. Kamp yaparlarken yaşlı bir adam geldi ve onların atlarını kaçırdı. Hem hobbitleri bulamamışlardı hem de atsız kalmışlardı. Sabaha doğru Aragorn izleri inceleyerek Pippin'in canlı olduğunu anladı ve ormana doğru gittiğini fark etti. Ormanın içinde dolaşırlarken izlendiklerini fark ettiler. Tam o sırada yaşlı adam adımlarını sıklaştırarak şaşırtıcı bir hızla taş duvarın dibine geldi. Sonra onlar kıpırdamadan durmuş, aşağı bakarken o da aniden yukarı baktı. Hiç ses yoktu. Yüzünü göremiyorlardı. Başında başlığı vardı. Başlığının üzerine de geniş kenarlı bir şapka giymişti. Öyle ki burnunun ucu ve gri sakalı hariç bütün atları gölgede kalıyordu. Ve yine de Aragorn'a sanki başlığıyla kaşlarının gölgeler arasından keskin ve parlak gözlerin ışıltısını yakalamış gibi geldi. Yaşlı adam, ''Ne hoş bir tesadüf dostlarım. Sizinle konuşmak istiyorum. Siz mi aşağı ineceksiniz, ben mi yukarı geleyim?'' Cevabı beklemeden yukarı tırmanmaya başladı.
O sırada Legolas onu vurmaya çalıştı ama ok da yay Legolas'ın elinden düştü ve kolları iki yanında sallandı. Gimli önce bir hamle yaptı ama sonra yaşlı adam basamakları bir keçi gibi çevikçe tırmanırken bir taş gibi hareketsiz kaldı. Yaşlı adam dönerek arkalarındaki uçurumun kıyısında yuvarlanmış kayaların ve taşların meydana getirdiği bıyığına doğru gitti. Derhal sanki üzerlerinden bir büyü kalkmış gibi diğerleri de gevşeyip kıpırdadılar. Gimli'nin eli hemen baltasının sapına gitti. Aragorn kılıcını çekti. Legolas zeyni aldı. Yaşlı adam hiç umursamadan eğilerek alçak, düz bir taşın üzerine yerleşti. Sonra gri pelerini açıldı ve kuşku duyulmayacak biçimde adamın beyazlara bürünmüş olduğunu gördüler. Gimli onun Saruman olduğunu zannederek ona doğru saldırıya geçti. Yaşlı adam ona göre çok atikti. Ayağı fırlayarak kocaman bir kayanın tepesine sıçradı. Orada durdu. Aniden boyu uzamış, Gimli'nin üzerinde yükselmişti. Başlığı ve gri renkli paçavraları bir yana savrulmuştu. Beyaz giysileri parlıyordu. Asasını kaldırdı ve Gimli'nin baltası elinden kurtulup tıngırdayarak yere düştü. Aragorn'un kıpırtısız elinde sımsıkı duran kılıcı ani bir alevle parladı. Legolas bir çığlık atarak okunu havaya fırlattı. Ok şimşekten bir alev içinde kayboldu. Legolas onun Gandalf olduğunu anlayarak "Mithandir, Mithandir!" diye seslendi. Yaşlı adam Moria'da kaybettikleri Gandalf'tı. Lakin beyazlara bürünmüştü. Eski yol arkadaşları hasret giderdikten sonra Rohan'a, Kral Theoden'i görmek için yola çıktılar. Üç avcılar ve Gandalf 2 Mart'ta Edoras'a vardılar. Gandalf burada yurt hükümdarı Theoden'i Saruman'ın etkisinden kurtardı ve kötülüğe karşı savaşması için ikna etti. Aragorn da Rohirrim'lerle birlikte Miğfer dibine doğru at sürdü. Orada Eomer'le daha önce söz vermiş olduğu gibi birlikte savaşacaklardı. Borular öttü. Atlar gerildi ve kişnedi. Mızraklar kalkanlar üzerinde takırdadı. Derken Kral Theoden elini kaldırdı. Ve ani bir rüzgarın patlak vermesi gibi Rohan'ın son ordusu yıldırım misali batıya doğru sürdü atlarını. Düzlüğün çok ilerisinde Eowen mızraklarının parıltısını görüyordu. Kıpırdamadan tek başına sessiz konan kapıları önünde dururken. Ordu Miğfer dibine vardığında kendilerini İhtiyar Gunning karşıladı. Kralla suvariler geçmeye devam ettiler. Dere geçidinde attan indiler. Uzun bir sıra halinde atlarını rampadan çıkartarak boru şehir kapılarından içeri soktular. Burada büyük bir neşe ve yeniden yeşeren umutlarla karşılandılar. Çünkü artık hem kasabada hem de surlarda görevlendirilecek kadar adam vardı. Ömer suratla adamlarını hazırladı. Kral ve maiyeti boru şehirdeydiler. Ayrıca burada Batı Al halkından da epey adam vardı. Fakat Ömer sahip olduğu gücün büyük bir bölümünü dip surlarına, surların kulesine ve girisine dizdi. Çünkü eğer saldırı kararlı ve büyük bir güçle yapılacak olursa buranın savunması daha zordu. Atlar bu görev için ayrılan nöbetçilerle Miğfer dibinin derinlerine götürüldü. Artık vakit gece yarısını geçmişti. Gökyüzü tamamen kararmıştı ve ağır havanın durağanlığı fırtınayı haber veriyordu. Aniden bulutlar gözleri kör eden bir şimşekle dağlandı. Dallanıp budaklanan şimşek batıdaki tepelere doğru indi. Bir bakımlık an içinde surlardaki gözcüler kendileriyle Miğfer dibi arasındaki mesafeyi beyaz bir ışık altında gördüler. Kimi bodur ve geniş, kimi uzun ve çirkin, uzun miğferli, samur renkli kalkanlar, kara kara şekiller kaynıyor, kıpırdaşıyordu. Yüzlerce ve yüzlercesi Miğfer dibinden aşıp geçerek öte yana boşalıyordu. Kara akıntı uçurumdan uçuruma, surlara doğru akıyordu. Vadide bir gök gürültüsü gümürdedi. Yağmur kamçılarcasına yağmaya başladı. Eomer'le Aragorn dip surlarında yan yana duruyorlardı. Seslerin uğultusunu ve koç başlarının gümbürtüsünü duydular.
Sonra aniden parlayan bir ışıkta kapılardaki tehlikeyi gördüler. Bir ateş gibi koşturarak sur boyunca hızla ilerlediler. Basamaktan çıktılar ve kaya üzerindeki dış avluya geçtiler. Koşarlarken bir avuç kadar güçlü, kuvvetli, kılıç kuşanmış adam topladılar yanlarına. Kasaba surunun batı tarafında, köşede, uçurumun surla birleşecek şekilde uzandığı yerde küçük bir yan kapı vardı. O tarafta dar bir patika surla kayanın dik kenar arasından büyük kapıya doğru dolanıyordu. Yeomer ile Aragorn birlikte kapıdan fırladılar. Adamları da yakından onları izledi. Kılıçları tek bir kılıçmışçasına kınlarından şimşek gibi çıktı. Savaşın ortalarında Aragorn, düşmanın oklarına kulak asmayarak büyük kapıların üzerinde durdu. Bakarken doğuda göğün solmaya başladığını gördü. Boş elini baş parmağını dışarı girecek şekilde ateşkes işareti olarak kaldırdı. Orklar yüksek sesle güldüler. Bir ok ve mızrak sağanağa başladı duvardan aşarak. Aragorn aşağı atladı ve Isar'a döndü. Bu sırada Miğfer Dibi'nin büyük borusu ötmüştü. Ve bu anda kral geldi. Atı kar gibi beyazdı. Kalkanı altındandı ve mızrağı sundu. Sağ yanında Aragorn vardı. Elendil'in varisi. Onun arkasından Rohanlı genç beyler geliyordu. Gökyüzü ışıkla aydınlandı. Gece uzaklaştı. Böyle çıktı Kral Theoden Miğfer kapısından ve yolunu büyük hendeye doğru yararak açtı. Grup orada durdu. Etraflarındaki ışık parlaklaştı. Güneşin mızrak gibi ışıkları doğu tepeleri üzerinde alevlendi ve mızraklarının üzerinde oynaştı. Fakat onlar atlarının üzerinde sessizce oturdular ve Miğfer Dibi koyağına baktılar. Isengard orduları gürledi. Bir o yana bir bu yana savrulup korkudan korkuya yönelerek. Yeniden boru çalındı kulede. Kralın grubu hendekteki gidikten saldırdı. Batı ağalın efendisi Erkenbrand tepelerden sıçradı. Aşağı sıçradı gölgeyle. Dağlarda kendinden emin adımlarla sıçrayan bir ceylan gibi. Ak süvari tepelerine indi. Onun gelişinin yarattığı dehşet düşmanı çıldırtmıştı. Vahşi adamlar onun önüne yüzü koyun kapandılar. Orklar dönerek bağırıştılar ve hem kılıçlarını hem mızraklarını fırlatıp attılar. Gitgide artan bir rüzgar önündeki kara bir duman gibi kaçtılar. Bağıra çağıra ağaçların kucak açmış gölgeleri altına girdiler. Ve gölgeden hiçbiri canlı olarak çıkmadı bir daha. Büyük bir zafer kazanılmıştı. Üç avcılar Gandalf, Theoden, Eomer ve az sayıda Rohanlı Isengard'a doğru Saruman'la müzakere yapmak için atlarını sürüyorlardı. Isengard'a 5 Mart'ta vardılar ve onları Pippin ve Merry karşıladı. Ve hobbitler Uruk-hai'lerin elinden nasıl kurtulduklarını ve Isengard'ı nasıl ele geçirdiklerini anlattı. Daha sonra barış görüşmesi için diğerlerine katıldılar. Burada Saruman kendilerini kandırmaya çalışınca Gandalf Saruman'ın asasını kırdı. Isengard kötülükten arındırılmıştı. Ama sadece bir muharebe kazanılmıştı. Savaş değil. Sauron'un gözü Batı'nın en muhteşem şehri Minas Tirith'e dönmüştü. Bunun üzerine Gandalf ve Pippin Minas Tirith için Beki'l-Arş Denethor'u uyarmaya karar vermişti. Yola çıktıktan sonra henüz ay batarken atların nal seslerini duydular. Aynı anda hızla ilerlemekte olan kara şekiller gördüler. Sayıları belli olmuyordu ama kralın muhafız alayında az değillerdi. Gelen Kuzeyli Halbarat ve arkadaşlarıydı. Süvariler tekrar yola koyulmuşlardı. Aragorn bir süre Dunedain'le sürdü atını. Kuzeyden ve güneyden gelen haberler hakkında konuşurken Elrond'un oğlu Elroyr ona babasının ölülerin yolunu hatırlattığı öğüdünü söyledi. Aragorn, Palantir'de gördüklerinden sonra bu yola gitmeye karar verdi. Onunla beraber Legolas, Gimli, Elrond'un oğulları ve Dunedain'ler de gitmişti. Aragorn başı çekerek kapıdan içeri girdi. O anda iradesi o kadar güçlüydü ki bütün Dunedain ve atları onları izledi. Legolas da içeri girmişti.
Dışarıda sadece Gimli kalmıştı. Dizleri titriyor, kendi kendine hiddetleniyordu. Aragorn, Dunharrow'dan meşaleler almıştı yanına. Şimdi de önde bir tanesini kaldırmış gidiyordu. Elladan da başka bir meşaleyle arkasından gidiyordu. Gimli ise en arkada tökezleye tökezleye onlara yetişmeye çalışıyordu. Meşalelerin soğuk alevinden başka hiçbir şey görünmüyordu. Fakat bölük durduğunda sanki etrafta bitmek tükenmek bilmeyen fısıltılar, şimdiye kadar hiç duyulmamış bir dildeki sözcüklerden mırıltılar duyuluyordu. Aragorn bir süre daha ilerledikten sonra durdu. Önünde kudretli bir adamın kemikleri vardı. Parmak kemikleri hala duvardaki çatlakları kavramış haldeydi. Aragorn onu ellemedi. Fakat uzun bir süre sessizce baktıktan sonra derin bir nefes aldı. Arkasına döndü ve fısıldaşan karanlıkta konuştu. Hazinelerinizi ve sırlarınızı lanetli yıllar içinde saklayın saklayabildiğinizce. Sadece hız istiyoruz biz. Bırakın geçelim. Sonra gelin. Sizi Erek taşına çağırıyorum. Sonra devam ettiler ve gecenin karanlığında durdu. Sonra Eroir Aragorn'a gümüş bir boru verdi. Aragorn boruyu üfledi ve yakında duranlar cevap olarak çok uzaklardaki derin mağaralardan bir yankı gibi bir sürü boru sesi duydukları izlenimle kapıldılar. Aragorn attan inip taşın yanında durdu ve haykırdı. Yeminlerini bozanlar, neden geldiniz? Ve gecenin içinden bir ses geldi. Yeminimizi yerine getirip huzur bulmak için. Bunu söyledikten sonra Halbarad'ın getirdiği koca sancağı açmasını buyurdu. Sancak simsiyahtı. Üzerinde bir nişan varsa bile gizlenmişti. Ve bölük o gece taşın yanında konakladı ama çok az uyuyabildiler. Şafak söktüğünde Aragorn hemen kalktı. Ve bölüğü aralarında kendisi hariç hiçbirinin daha önce görmedikleri bir hız ve yorgunluk dolu bir yolculuğa çıktılar. 4 gün 3 gecelik bir yolculuktan sonra Gri Bölük ve Ölüler Ordusu Lamedon'a varmışlardı. Geldiklerinde Lamedon halkını nehir yukarı gelmiş olan Umbar ve Aradın zalim halkıyla nehir geçitlerini korumak için çekişiyorlardı. Fakat Gri Bölük'ün ve Ölüler Kralı'nın geldiğini gören Umbar ve Haradlılar kaçmıştı. Ve sonra aniden en arkada kalmış olan gölge ordu gri bir ser gibi geldi ve önündeki her şeyi süpürdü. Uzaktan çığlıklar, belli belirsiz öten borular ve bir mırıltı sanki uzaktaki sayısız sesten geliyormuş gibi bir mırıltı geldi. Çok eskiden kalma unutulmuş bir muharebenin yankısı gibi. Soluk kılıçlar çekildi. Ama bu kılıçların hala işe yarayıp yaramadıklarını kimse bilmiyordu. Çünkü ölülerin artık korkudan başka bir silaha ihtiyaçları yoktu. Kimse onlara karşı koyamazdı. Kıyıdaki bütün gemilere çıktılar. Sonra suyun üzerinden açıkta demirli olan gemilere gittiler. Gemiciler, kürekleri zincirlenmiş köleler hariç, korkudan delirmiş gibi güvertelerden aşağı atlıyorlardı. Sonra kalan her büyük gemi için Aragorn bir düne dahin yolladı. Onlar gemide bulunan tutsakları avuttular. Korkularını bir an atmalarını, artık özgür olduklarını söylediler. Aragorn ölüler ordusuna dönüp, ''Şimdi Isildur'un varisinin sözlerini dinleyin. Sözünüzü yerine getirdiniz. Dönün artık ve vadiyi bir daha hiç rahatsız etmeyin. Ayrılın ve huzur bulun.'' Bunun üzerine ölülerin kralı ordunun önüne çıktı. Mızrağını kırarak yere attı. Sonra eğilerek selam verdi ve arkasını döndü. Bütün gri ordu hızla hareket ederek ani bir rüzgarla dağılan gri bir sis gibi yok oldu. Günler sonra Anduin'i geçip Pelennor çayırlıklarına varmışlar. Onlar gemiden inmek üzereyken Umbar korsanları geldi çığlıkları duyuluyordu. O sırada Eomer bir şey gördü, hiç görmeyi ummadığı bir şeyi. En öndeki gemide bir bayrak açılmıştı. Ak ağaç çiçek açmıştı bayrakta. Gondor için ve etrafında 7 yıldız vardı. Ve üzerinde bir taç. Yani Elendil'in sayısız yıldır hiçbir hükümdarın kullanmadığı nişanı. Ve yıldızlar güneş ışığında alev alevdi.
Çünkü Elrond'un kızı Arwen tarafından değerli taşlarla işlenmişti. İşte böyle varmıştı Isildur'un varisi. Arathorn oğlu Aragorn ölülerin yolundan geçerek Gondor'a ulaşmıştı. Bu olay Mordor orklarını daha büyük bir korkuya düşürmüştü. Kendi gemilerinin düşmanla dolu olması onlara sonlarının yakın olduğunu hatırlatmıştı. Batı'nın alevi Anduril tekrar Minas Tirith'e dönmüştü. Ne kadar Aragorn'un girişi büyük bir umut getirse de hala önlerinde büyük bir savaş vardı. Güneyli adamlar güçlü savaşçılardı. Gün bitene kadar savaşmayı başarmışlardı. Ama nihayetinde onların da sonu gelmişti. Savaşta sadece Aragorn, Romer ve İmrail yara almamıştı. Ne zarif Hirluin dönebilmişti Pinatgel'ine, ne Grimbold Grimstad'ı, ne de bükülmez bilekli Halbarad kuzey topraklarına. Yurt kralı Theoden ölmüştü. Angmar'ın cadı kralı da. Gün batımıyla alevlenmişti kana boyalı köpükler. İşaret kuleleri yanıyordu akşam vakti. Rammas Ekor'a al al düşüyordu çiğ. Elanor çayları savaşı bitse de çok fazla yaralı vardı. Ve bu yaralılar şifa evlerine taşındılar. Önce Aragorn şifa evlerine girdi, diğerleri de onu istedi. Hastaların yanına vardıklarında Gandalf, Eowyn ve Merry'nin cadı kralı yok ettiğini anlattı. Aragorn önce Faramir'e gitti. Sonra Eowyn'e, sonra da Merry'e. Ve Beloret'ten Atelas istedi. Yaprağı alıp ufaladıktan sonra bütün odayı bir canlılık kapladı. Sonrasında oradan ayrıldı. Çünkü kötülüğe karşı son plan yapılacaktı. Son müzakere için toplantı başlamıştı. O günden sonraki ikinci günün sabahında eğer bir araya getirilebilirlerse 7000 kişilik bir güçle yola çıkacaklardı. Gitmeleri gereken toprakların kötülüğü yüzünden bu gücün büyük bir bölümü piyade olacaktı. Aragorn güneyden 2000 kişi toplamaya çalışacak. Ama İmrail 3500, Eomer atsız kalmış ama kendileri son derece kıymetli savaşçı olan 500 Rohirrim'i bir araya getirecek, 500 atlıya da kendi kumanda edecekti. Ayrıca aralarında Dunedain ile birlikte Elrond'un oğullarının ve Dolamrond'un süvarilerinin bulunduğu 500 kişilik bir bölük daha oluşturulacaktı. Hepsi toplam 6000 piyade ve 1000 atlı demek oluyordu. Fakat Rohirrim'in atlı kalan ve savaşabilen ana gücü Elf Miğferi'nin kumandası altındaki 3000 kişilik bir güç Ananen'de bulunan düşmana karşı batı yolunu bekleyeceklerdi. Hızlı sürücüler hemen kuzey taraflarından, Osgiliant'ın doğusundan ve Minas Morgul'a giden yoldan haber toplamak için yola koyuldular. Kara kapılara vardıklarında sayıları 6000 kadardı. Meydan okumalarına rağmen bir cevap gelmemişti. Zaten çok az sayıda oldukları için izciler veya küçük bölükler yollamayıp birbirlerine yaklaştılar. Sabah olurken kara kapının suratsız kemeri altındaki iki koca demir kanadı sıkı sıkıya kapalıydı. Mordor'un orduları kapıların gerisinde toplanmıştı. Nazgûl'ler toplanmış dış kulelerin üzerinde dönüyordu. Batı'nın ordusunun beklemekten başka yapabileceği bir şey yoktu. Her şey düzene girdikten sonra komutanlar, sancaklar, teşfiratçılar ve borazancılarla birlikte kara kapıya doğru ilerlediler. Aragorn Sauron'a meydan okudu. Bu meydan okumadan sonra uzun bir sessizlik oluştu. Sonra kara kapının orta kanadı açıldı ve bir temsil heyeti ortaya çıktı. Heyetin başında uzun boylu ken bir surat ata binmiş geliyordu. Binici tamamen siyahlara bürünmüştü. Yine de bir yüzük taifi değil, canlı bir adamdı. Barad-dûr Kulesi'nin naibiydi. Onun ismi hiçbir hikayede geçmezdi. Çünkü o kendi bile ismini unutmuştu. Adı Sauron'un ağzı olarak bilinirdi. Sauron'un ağzı, "Bu ayak takımı içinde benimle muhatap olabilecek var mı? Daha doğrusu beni anlayabilecek zekaya sahip bir kişi. En azından sen olamazsın. Yo, sen olamazsın Aragorn. İnsanın kral olması için bir parça elf camından daha fazla şeye ihtiyacı vardır." Aragorn'un yerinden kıpırdamamasına
Hatta elini kılıcına götürmemesine rağmen... Ben bir haberci ve elçiyim. Bana saldıramazsın. O sırada Gandalf araya girerek... Bu tür kanunların geçtiği yerde elçilerin daha az küstahlık etmesi gerekir. Ama kimse seni tehdit etmedi. Demek öyle. O halde sözcü sensin öyle mi aksakal? Sana göstermem emredilen bir nişanım var. Özellikle sana eğer gelmeye cesaret edebilirsen. Nöbetçilerden biri siyah kumaşa sarılı bir bohça getirdi. Bu bohçadan Sem'in kılıcı, elf broşu, gri pelerini ve Frodo'nun mitril zırhı çıktı. Bunu gören Pippin elem dolu bir çığlıkla ileri doğru atıldı. Gandalf Sauron ağzına dönüp, şartlarını söyle. Şartlar şunlar. Gondor'un kuru kalabalığı ve aldanmış müttefikleri önce Ulu Sauron'a bir daha ister alenen ister gizli gizli olsun silahlanmayacak. Ve Anduin'in gerisine çekilecek. Dumanlı dağlar ve Rohan geçidine kadar olan her yer Mordor'a haraç verecek ve Isengard tekrar inşa edilecek. Bunları alacağız. Bunları arkadaşlarımızın anısı olarak alıyoruz. Lakin sizin şartlarınızı reddediyoruz. Şimdi çek git. Çünkü elçilik görevin sona erdi. Ve ölümün yaklaşıyor. Ve komutanlar ve diğerleri geri döndükten sonra savaş başladı. İlk saldırı orklardan geldi. Orklar oklarını savunma hatlarına yağdırdılar. Sonra da Gorgoroth'un büyük bir dağ devi bölüğü geldi. Bir fırtına gibi Gondorlu adamların saflarına saldırdılar. Pippin bu sırada bir trole saldırmış ve öldürmüştü. Sonra bir anda bir ses duyuldu. Kartallar geliyor. Kartallar geliyor. İşte bu karanlık saatlerde kartallar yardıma gelmişti. Yine de kartalların yardımına rağmen zafer uzaktı. Ama tam o sırada hiç beklenmedik bir şey oldu. Frodo ve Sam Ateş Dağı'na girmiş ama burada Frodo yüzüğü sahiplenip atmayı reddetmişti. Tam o sırada Gollum Frodo'ya saldırdı ve yüzüğü ele geçirdi. Lakin sevinirken Ateş Dağı'na düşmüştü ve böylece yüzük yok edilmiş oldu. Her şey en sonunda nihayete ermişti. Yüzük yok edilince düşmanlar tereddüte düşmüş, Batı halkı için bir umut doğmuştu. Batı'nın orduları tereddüt içindeki düşmanlarına saldırmış ve orkları mızraklarıyla parçalamıştı. O sırada Gandalf'ın sesi duyuldu. Sauron'un krallığı son buldu. Yüzük taşıyıcısı görevini tamamladı. Bunun üzerine düşmanları kaçmaya başlamıştı. Mordor'un gücü rüzgardaki toz gibi dağılıyordu. İster ork olsun, ister dev Sauron'un yaratıkları akıllarını yitirmiş halde koşuyorlardı. Daha sonra Gandalf, Cevahir'in yardımıyla Ateş Dağı'na ulaştı. Ve Sam ve Frodo'yu kurtardı. Zafer kazanılmış, her şey nihayete ermişti. Büyük bir gölge yok olmuştu. Frodo ve Sam'in yaraları ise Aragorn tarafından iyileştirilmişti. 1 Mayıs'ta Aragorn, Minas Tirith'e vardı. Ve orada durdu, onu Gondor'un vekil harcı Faramir karşıladı. Ve şöyle dedi. Gondor'un insanları, İrfan sahipleri kralın tacı ölmeden önce babasından almasının adet olduğunu söylemişlerdir. Eğer bu mümkün olmazsa tek başına giderek tacı babasının mezarından almalıdır. Fakat şimdi durum farklı olduğundan vekil harçlık yetkimi kullanarak son kral Eärnur'un tacını getirdim. Bunun üzerine Aragorn tacı aldı fakat başına koymayıp Faramir'e geri verdi ve şöyle dedi. Birçok kişinin uğraşları sayesinde mirasıma kavuştum. Bunun bir göstergesi olarak yüzük taşıyıcısının bana tacımı getirmesini ve Mithandir'in takmasını isterim. Bunun üzerine Frodo tacı Faramir'den aldı ve Gandalf'a taşıdı. Aragorn diz çöktü ve Gandalf da ak tacı başına yerleştirdi. Yaz ortası arifesinde Minas Tirith'in kapılarına elfler geldi. Elradan ve Elrohir yanlarında gümüş bir bayrakla gelmişti. Akköylanlara binen Galadriel ve Celeborn da oradaydı. Annemilas'ın asasını taşıyan Elrond da gelmişti.
Yanında gri bir ata binen Arwen akşam yıldızı vardı. Kral onları karşıladı ve atlarından indiler. Elrond ona asayı teslim etti. Ve Aragorn, yani Kral Elessar, Arwen Undomiel'le kralların şehrinde evlendi. Sonunda uzun süren bekleyişleri sona ermişti. Kral Elessar 64 yıl Gondor'a krallık yapmıştı. Aragorn ve Arwen 120 yıl ihtişam ve saadet içinde yaşadılar. Yine de sonunda Aragorn yaşlılığının yaklaştığını ve uzun da olsa ömrünün sonuna geldiğini hissetti. Aragorn ölmeden önce Arwen'in elini tutup öperken uykuya daldı. Sonra içinden çok büyük bir güzellik çıktı ortaya. Öyle ki sonradan gelen herkes hayretle baktı. Çünkü gençliğin zarafetinin, olgunluğunun, yiğitliğinin ve yaşlılığının bilgeliği ve haşmetinin hep birbirine karıştığını gördüler. Bu öykü güneyden bize geldiği kadarıyla burada bitmişti. Akşam yıldızının solmasından sonra artık bu hikayeyle ilgili başka bir şey söylenmez.